Hepinize merhaba arkadaşlar, Jaipur'dayım. Şimdi böyle bir tren bileti almak için buradayım. Bakın burada herkes kuyrukta. Bu kuyruğun nedeni bir form doldurmak ve bu formu doldurduktan sonra tren biletini almanız gerekiyor. Kendi halkı da bu şekilde. İnanın ki oldukça uğraştırıcı bir mevzu. Tren istasyonunun etrafını da size böyle göstereyim. Tren istasyonu hemen burada. İnanın içeride bir ara bayılacak gibi oldum. Tren bileti almak hakikaten bayağı uğraştırıcı. Form dolduruyorsunuz. Bu forma istinaden size bilet veriyorlar. Bu şekilde bir durum. Ama sonuç itibariyle bileti aldık. Bakalım yarın Udaipur'a geçeceğiz. Şimdi metro ile Hava Mahal, oradan da Amber Kalesi'ne doğru geçeceğim. Azıcık dinleneyim, bir hava alayım dışarıda. İçeride bunaldım. Metro yolculuğunun ardından tren istasyonundan biletimizi alıp Hava Mahal'e geldim. Yine Jan Mahal'e doğru ilerleyeceğim. Ve buradan da Amber Sarayı'na geçeceğiz. Açıkçası yapılacak çok şey var. Ama ben biraz hastayım. Hastayım derken yediğim şeyler sanırım biraz dokundu. Üst üste hava değişimleri, bunun gibi şeyler beni biraz yordu. Onun için Jaipur'da böyle kısa turlarla işi götürmeye çalışacağız. Bileti almak da bayağı bir meşakkatliydi. Online bilet sistemini henüz çözemedim ama bu akşam çözmeye çalışacağım. Üyelik için belirli saatler varmış. O saate denk getirmeye çalışıyoruz. Pin kodu istiyor, bir şeyler istiyor. Bir türlü halledemedik. Birçok kişi de halledemezsin dedi. Ama inat ettim, halledeceğim. Olmazsa da form doldura doldura trenlere bilet alacağız. Lakin işte o formu doldurmak, tren istasyonuna tekrar geri dönmek aşağı yukarı insanın yarım gününü harcıyor. Hava Mahal'ın etrafı bu şekilde hediyelik eşyalarla dolu. Thank you. Hello, thank you. Beğendiğiniz bir şey varsa arkadaşlar, buna benzer, isteyen olursa getiririm. Niye olmasın? Evet, böyle değişik tuhaf elbiselerin olduğu bir yer. Şimdi yine dünkü Jal Mahal'in oradan bir video çekeriz. Yollarda ilginç bir şey bulursak onları da çekeriz. Bugün böyle kısa bir videoyla tamamlarız. Yarın da tren yolculuğu olacak. Geçen günkü tren yolculuğuna benzer bir video yapmaya çalışırız. Günler böyle gelip geçiyor. Önemli olan sağlık olsun. Bakın işte pembe şehir denmesinin ana nedenleri genelde bu renkler hakim şehirde. Karşı tarafa bakın. Bu renkler hakim olduğu için pembe şehir deniyor. Güzel de bir şehir. Yalnız trafiği çok ve sokak yemeklerine biraz dikkat etmek gerekir.
Asya'nın genelinde olan bir durum. Ama burası biraz daha farklı. Şöyle demek gerekiyor. Şehir çok güzel, biraz bakımsız, ilgiye ihtiyacı var. Biraz ilgili olurlarsa şehir gerçekten çok güzel. Ama tabii bu kadar büyük bir popülasyona ne kadar hizmet verebilirsin, o da tartışılır. Şimdi tabii yollarda giderken ilginç şeyler varsa çekeceğiz demiştik. Size ilginç bir şey göstereyim. Trafikte filler var. Bu şekildeler. Bu geçen ilk fil değil. Bir sürü geçti. Bu şekilde trafikte fillere rastlayabiliyoruz Jaipur'da. İlginç şeyler bulursak yine ekleyeceğim. Tabii bakın, bir diğeri de deve. Abi deveyi arabaya bağlamış, yükünü taşıyor. Böyle de durumlar olabiliyor. Gördüğünüz üzere çok fazla tuk tuk var. Bunlar bir nevi dolmuş gibi düşünebilirsiniz. Arkadaşlar yürüye yürüye Amber Kalesi'ne böylece geldik. Birazdan iç kısımlarına da bir bakarız. Ufaktan surlarına bir yürüyüş yapalım. Ve daha sonrasında şehir merkezine geri döneceğim. Şöyle kendimi de alayım. Biraz halsizlik var üstümde ama iyiyim. Buralara kadar gelebildim. İçerilere bir bakalım neler varmış. Sonra da bir otobüs bulup geri dönmeye bakacağız. Kalenin en üstünden size manzarayı göstereyim. Bakın şu aşağıda bir tapınak var. Görünüyor mu bilmiyorum. Çok güzel görünüyor. Yine karşıda da öyle. Kalenin surları devam ediyor. Buraya kadar geldik. Daha çok yerli turistlerin akını var. Böyle birkaç tane yabancı turist benim gibi yolunu şaşırıp geliyor sanırım ama burası Jaipur'daki en önemli turizm cazibe merkezlerinden biri. Bu böyle kabul edilmeli. Çünkü çok fazla tur şirketinin buraya geldiğini gördüm. Ama içeride bakın gördüğünüz gibi çok fazla Hintli var. Turistten çok Hintliler rağbet gösteriyor. Amber Kalesi Jaipur'dan biraz uzak. Sanırım 8-10 kilometre kadar dışarıda. Gate'lerini şöyle görebilirsiniz. İçerisi daha çok bir pazar gibi. Bu şekilde. Kale oldukça büyük bir alana sahip dışarıdan baktığımızda. Ben biraz baktım, 4 kilometrelik bir alana sahipmiş. Büyük surları da var. Hakikaten güzel bir kale. Lakin işte bu kadar çok seyyar satıcının burada olması hoş değil. Kamera inşallah düzdür. Yani tam bir tepenin üstünde duruyor. Giriş kısmı oldukça kalabalık ve karmaşık. Kaldırımlar bizdeki gibi Arnavut kaldırımı gibi yolları var. Değişik. Oldukça güzel bir kale. Bu kale ayrıca 2013'te UNESCO Dünya Mirası alanı olarak da ilan edilmiş. Bakın kapısına. Oldukça güzel. Aşağıdan daha güzel gözüküyordu. Aşağıdan daha güzel gözüküyordu. Ama buradan da yine oldukça güzel bir kale. Evet, yolları bu şekilde.
tırmana tırmana buralara kadar çıktık. Şimdi kısaca görmüş olduk bunu da. Kısa bir video olsun istiyorum. Gördüğünüz gibi yorgunluk biraz had safhada. Yani gelmek gezmek oldukça zorladı biraz. Ama yine de iyi hissediyorum, o kadar kötü değil. Şöyle size buradan manzaraları da göstereceğim. Evet, şurada bir yerde manzara olacak. Umarım o manzarayı buluruz. O şeyde bulacağız. Hazilerdeki yol ayrımında bulacağız. Oraya kadar kapatıyorum. Manzaraya gidene kadar şöyle dışını da görün istedim. Maota gölüne bakıyor. Ve civardaki alana bu göl su sağlıyormuş. Böyle bir durumu var. Oldukça güzel. İyi korunmuş gibi. Evet. Şöyle bir bakalım. Çok fotoğraf çekilmedim bugün. Evet. Şöyle bakabiliriz. O aşağıdan geldik. Buradan yine aşağıya gideceğiz. Karani surları karşıya doğru devam ediyor. Bakın arka tarafta da vardı, burada da vardı. Yani böyle. Sanırım burası anlaşıldı. Burayı görmek büyük bir zevkti. Hakikaten turistlerin çok davet ettiği bir yer. Ben de iyi ki geldim. Birkaç yer daha var. Yarın ayrılmadan ya da bu akşama sıkıştırmaya çalışacağım zamanım olursa. Olmazsa bir kapanış konuşması yapar. Hoşça kalın deriz. Şimdilik Amber Kalesi'nden durum böyle diyelim. Evet arkadaşlar, şu an Nahargarh Kalesi'ne doğru çıkıyorum. Bakın böyle yollarda inekler de var. 1,5 kilometre kadar tırmanacağız buradan. Yol oldukça kalabalık. Dün akşamki Monkey Temple gibi değil. Evet. Biraz geçe kaldı. Oradan oraya, oradan oraya konuşurken, gezerken zaman yetmedi diyelim. Ama burayı da bir görmek istiyorum. O nedenle bu yokuşa biraz katlanacağız. Yapacak bir şey yok. Amber Kalesi'nden otobüsle indim. Tuktukçular 200 istiyor. Otobüs 20 rupiydi. Bu şekilde aşağı indik ama otobüs de çok kalabalıktı. Ah, evet, yukarı çıkınca oradan biraz manzara çekeriz. Arkadaşlar, Nahargarh Kalesi'nin önündeyim. Biraz geç geldim biliyorsunuz. Aşağı inerken size manzaraları da göstereceğim. Şuradan görebiliyorsak onu da görelim. Yine görüyorsunuz, bakın Amber Kalesi gibi. Görünüyor mu acaba şehir buradan? Görünüyor sanırım. Tabii şehir sadece bu kadar değil. Diğer taraflardan da görünebilir. Kale bu şekilde. Buraya da biraz karanlıkta geldik ama yapacak bir şey yok. Bu gece böyle oldu. Aslında gece gelmek iyi oldu. Çünkü birçok kişi de gece gelmiş. Ben aşağı doğru inerken birkaç şehir manzarası daha koyacağım. Bugünlük böyleydi. Yemek yok. Meyve diyetine başladım. Bugün meyve diyeti yapacağız.
Eğer bir şey eklemezsem görüşmek dileğiyle yarın Udaipur'a geçeceğiz trenle. Tren videosu olacak. Durum böyle. Burada bile korna sesleri hiç bitmiyor. Hayırlısı olsun. Görüşürüz. Sizlere şöyle şehrin manzarasını da yukarıdan göstereyim. Şöyle zoom da yapabiliyorsak. Evet. Tam o karşıda görünen kulenin o tarafa doğru gideceğim. Artık şehirde yürüye yürüye şehire de hakim olduk. Her yerini aşağı yukarı biliyorum. Tabii her yerini bilemeyiz de kaybolmayacak kadar 2-3 günde öğrenebildik. İyi, güzel. İşte akşam ışıkları da şehirde böyle.